Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde yine bizi utandıran görüntüler izledik. Ömrünü bu vatan toprakları için adamış, cephe cephe gezmiş Osmanlı Paşası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanına İmam 10 Kasım nedeniyle rahmet okudu diye camiyi terk eden gence şahit olduk. Az önce Hacı Nimet Özden Gayrettepe'de bulunan camide hutbede herhangi bir şekilde bulunmamasına rağmen, anılmamasına rağmen imam vaazında zatı malum olan kişiye rahmet okudu ve namazdan sonra da onun ruhuna Kur'an okunup o şekil hediye edeceğini söylediler. Başbakan Gözde camide sen mi? Aynen bendim o. Hakkını helal, eyvallah. Hakkımı helal etmiyorum. Allah razı olsun. Rejonu kesip geri çıktım. İnşallah. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Bu abimiz de bizimle birlikteydi. Dostum. Allah'ın Zülcelal kafirleri, müşrikleri kahretsin. Amin. Bizleri bu kafirlerden beri etsin. Biz çıktık, başka cami var. İleride sağda bir cami var. Hayır, ben Laik Sistemi Camii'ne namaz kılmıyorum. Bu sevdiğim bir hocaydı. Bunun rahmet okuması. Eyvallah. Maalesef Allah bizi nefsimize bırakmasın. Aleykümselam. Senle bir şey içelim, gel. Ben namazı kılayım, geçirmeyeyim ya. Geçirmeyeyim namazı. Tüm ülke vatandaşlarının saygı duruşunda bulunduğu esnada umursamazca yoluna devam edeni de gördük. Dedelerimizi öldürdü diyen gençleri de gördük. 85. yıl dönümü 10 Kasım. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Biz Kemal Atatürk hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz. Yani merak da etmiyoruz. Niçin? Etmiyorum yani. Evet, sen de söyle. Valla biz Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimiz olarak adlandırmıyoruz şahsen. Çünkü kendisi bizim dedelerimizin katli fermanını yazan kişidir. Siz kimsiniz? Kim olarak? Said Nursi'nin torunlarıyız. Said Nursi'nin torunlarıyız. Aynen. Biz Kürt halkından gelme. O da kendisi de Kürt halklarını pek sevmediği için pek kanlarımız uyuşmuyor diyelim. Kolay nerede gelsin. Nerede yaşıyorsunuz? Biz Ağrılıyız. Oysa ki Mustafa Kemal Atatürk savaştan çıkmış bir toplumu tekrar canlandırmış, sanayi ve tarımda yaptığı atılımlarla kendi kendimize yetebilen bir ülke haline getirmiştir. Hasta yatağında Hatay ülke topraklarına katmak için uğraşan, yaptığı devrimlerle adını dünyada bilinir bir hale getiren ve cenaze töreninde İngiliz Marşal'in bile selam durduğu bir kişilikti. Lafın kısası, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve bize bıraktığı bu cennet vatanı yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Ruhun şad olsun atam.